Üssü sayılar. Bir sayının kendisiyle kaç defa çarpıldığının kısa gösterimine üssü sayılar diyoruz. Bunu örneğini vermek istersek 7 üzeri 5 sayısını ele alıyoruz. 7 üzeri 5 sayısında bize bu gösterimin gösterdiği şey şu aslında. 7 5 defa kendisiyle çarpılmış. Bunun kısa gösterimi de 7 üzeri 5. Peki şuradaki ifademiz ne? Taban. Buradaki ifademiz de üs ya da kuvvet olarak adlandırılıyor. Şimdi örneklere bakalım. Bakıyoruz arkadaşlar. Eksi 2'nin karesinden bahsediyor. 7. sınıfta biz bunu öğrendiğimiz gibi üs sadece parantez yoksa sayı bağlar. O zaman ne oluyor? 2'nin karesi 4. Başta eksimiz devam ediyor. Eksi 4 olarak sonucu buluyoruz. Devam ediyoruz. İkinci örneğimize bakıyoruz. İkinci örneğimizde eksi 2'nin parantez karesi. Bu ne demek? Parantezi içindeki sayının karesini al. Yani eksi 2'yi kendisiyle 2 defa çarp. O zaman buradan ne geliyor? Artı 4. Aradaki sonuç farkına bakarsanız bunlara dikkat etmemiz gerektiğini daha rahat görebilirsiniz. Daha sonrasında buraya bakıyoruz. Burada eksi 2'nin parantez dışarıda ama karesi burada. O zaman bakıyorum. İçerideki ifadede üs sadece bu sayıyı bağladığı için sonucumuz yine ne geliyor? Eksi 4 geliyor. Tam sayıların negatif tam sayı kuvvetleriyle devam ediyoruz. Bir sayının negatif tam sayı kuvvetini alırken ne yapacağız? Onun çarpmaya göre tersini alacağız. Peki biz buna kısa yolla böyle kolayca anlayabileceğimiz şekilde ediyoruz. Aslında biz elimizdeki sayıyı 1'e bölmüş oluyoruz. Ama bunu rahatlıkla ifade etmek için buna takla attırıyoruz diyeceğiz. O zaman 2'nin eksi 4. kuvveti. Şimdi bu eksi ne demek? Negatif kuvvet demek. Negatif kuvveti gördüğüm anda sayıya takla attırıyorum. Yani 2 ne oluyor? 1 bölü 2. Şimdi de 1 bölü 2'nin artı kuvveti. Normal olarak yazıyorum 4. kuvveti. 1'in 4. kuvveti 1. 2'nin 4. kuvveti 16. İkinci ifadeye geliyorum. İkinci ifade eksi 3'ün eksi 2'nin eksi 2. kuvveti. O zaman şimdi ne yapacağım? Eksi 3'e şu eksinin gidebilmesi için negatif tam sayı kuvvetini alabilmem için takla attıracağım. 1 bölü eksi 3'ün karesi oluyor. Bu durumda bu ifade ne geliyor? 1 bölü 9. Devam ediyorum. Buradaki ifadede negatif üs kime bağlı? Sadece 6'ya. Eksi başta olmak üzere bu sayıya takla attırıyorum. 1 bölü 6'nın karesi. O zaman sonucumuz ne geliyor? Eksi 1 bölü 36. Üssün üssüyle devam ediyoruz. Verilen üslü ifadenin bir daha üssü alınırsa üsleri çarpacağız. Sayının yeni üssü olarak bunu yazacağız. Peki bu ifadeyi rahatlıkla nasıl gösterebiliriz? Bunu nasıl ispat edebiliriz? 2'nin karesine 4. 4'ün kübü lazım bana. 4'ün kübü ne? 64. 4'ün kübü aynı zamanda 2'nin kaçıncı kuvveti oluyor? 6. kuvveti. O zaman burada ne yapmış arkadaşlar? 2 ile 3'ü çarpmış. O zaman ben üstünün üstünü gördüğümde yapmam gereken şey ne? Bunları çarpmak. Devam ediyorum. İkinci bir örnekte. İkinci örneğimiz o zaman bizim yapacağımız rahatlıkla ne olacak? Üstleri çarpmak. Üstleri çarpıyorum. Ne geliyor? 5 üzeri eksi 6. Üslü ifadelerde çarpma ve bölme. Üslü ifadelerde çarpma yapılırken dikkat etmem gereken şeyler var. Bölme yapılırken dikkat etmem gereken şeyler var. Ama bu sorular benden bunların hepsini bir arada istiyor. O yüzden bu konuları dinlerken bütün özelliklerin hepsini öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi üslü ifadelerde çarpma yapılırken eğer tabanlarım aynı ise üslerimi toplarım. Eğer üsler aynı ise tabanlar çarpılır. Daha doğrusu tabanda ne işlem varsa o yapılır. Geliyorum ilk örneğimize. Tabanlarım aynıysa üstlerimi topluyorum. 6 artı 2'den ne gelir? 5 üzeri 8. İkinci işleme geliyorum. Üstlerim aynı ve tabanlarım farklı. O zaman tabanda hangi işlem var? Çarpma. O zaman ben bu işlemi nasıl ifade ederim? 6 üzeri 5 olarak. Geliyorum bölme işlemine. Üstü ifadede bölme işlemi yapılırken. Şimdi tabanlar aynıysa o zaman üstleri çıkaracağız. Üstler aynı ise tabanda ne yapılırsa o işlemi yerine getireceğiz. O zaman tabanlar bölünür. Şimdi geliyorum ilk örneğime. 8'in kübü 8'in karesi. Tabanlar aynı, üstler farklı. O zaman ne yapacağım? Üstleri birbirinden çıkaracağım. 8'leri birden 8.
Geliyorum. Üçler aynı burada ama tabanları birbirinden farklı. O zaman yapacağım şey şu. 49'u 7'ye böleceğim ve bunun karesini alacağım. O zaman ne gelir? 7'nin karesi olarak sonucumuz elimize gelir. Küçük bir örnekte bakıyoruz. Şimdi örneklerde her zaman bize tabanlar aynı, üstler aynı şeklinde vermeyecek tabii ki. Tabanı ve üstü aynı hale getirmek bizim elimizde. O zaman bir önceki konu üstün üstüne dikkat ederek, sayının üstünü değiştirerek buna ulaşacağız. Geliyorum. 2 üzeri 5 var, 8'in kübü var, 4'ün 4. kuvveti var. Bunları ortak olarak birleştireceğim hangi sayı var? En küçük sayıyı değerlendiriyorum. Her zaman 2. Peki 8 sayısını 2'nin kaçıncı kuvveti olarak yazabiliriz? 3. 2'nin kübünün kübü çarpı 2 üzeri 5 bölü. Devam ediyorum. 4 sayısını 2'nin kaçıncı kuvveti olarak yazabilirim? 2'nin karesinin 4. kuvveti. Şimdi ne oldu? Üstünün üstü elime geldi. Üstünün üstünde üstler çarpılıyordu. 2 üzeri 9 çarpı 2 üzeri 5 bölü. Üstlerimizi çarpıyorum. 2 üzeri 8. Şimdi üste gördüğüm kuralları uygulayabileceğim hale getirdim soruyu. Tabanlar aynı. Üstleri toplarım ne gelir? 2 üzeri 9 artı 5'ten 14. Aşağısı 2 üzeri 8. Tabanlar aynı. Bu sefer ne yapacağım? Üstleri birbirinden çıkaracağım. 2 üzeri 14 eksi 8'den ne gelir arkadaşlar? 2 üzeri 6 cevabımız olur. Şimdi problemlerimizin çoğunda karşımıza çıkan bilimsel gösterimle konumuza devam ediyoruz. Bilimsel gösterim. Bilimsel gösterimde ben elimdeki sayıyı 1 ile 10 arasında, 1 dahil bir sayı ve ne tam sayı olacak şekilde şu ifadede gösteririm diyor. Tek haneli göstermeye çalışacağım baştaki sayıyı. Devamında 10 üzeri şeklinde göstermeye çalışacağım. Bilimsel gösterim aslında bu demek. O zaman geliyorum 5000 sayısı. Şimdi 5000 sayısını ben 10'un kuvveti şeklinde göstereceksem ve burası tek haneli olacaksa 1, 2, 3 basamak bu sayıyı küçültmem gerekiyor. Ben bu sayıyı 3 basamak küçültürsem 10'un 3. kuvvetini almış olurum. 5 çarpı 10'un kübü yani bilimsel olarak bu sayımız gösterilmiş oldu. Devam ediyorum. Peki bu sayıyı bilimsel göstermek istiyorum. Bu sayı ondalık olarak bayağı küçük bir sayı. Geliyorum bu sayıyı büyütmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4 basamak büyütürsem burada ilk basamağım 7'yi görürüm. Ben buraya 4 basamak büyütürsem 10'un üstündeki sayıyı 4 basamak küçülteceğim. 4 basamak küçültmek demek eksi 4 yazmak demektir arkadaşlar. Devam ediyorum. Peki bana böyle bir sayı verildiğinde bunu bilimsel olarak nasıl göstereceğim? Ben tek haneli bir gösterim istiyordum. O zaman bu sayıyı küçültmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4. 4 basamak küçültürsem 7,8254 yazıyorum sayı çarpı. Ben buraya 4 basamak küçülttüysem 10'un kuvvetini kaç basamak büyütmüşümdür? 4 basamak. O zaman çarpı 10 üzeri 4 olarak yazabilirim. Devam ediyorum. Buraya bakıyorum. Burada bu sayıyı benim büyütmem gerekiyor. Kaç basamak büyüteceğim? Virgülden sonra başlıyorum işleme. 1, 2, 3, 4. 4 basamak bu sayıyı büyüttüm. Ne oldu? 5,2 oldu. Buraya 4 basamak büyüttüysem 10'un kuvvetini 4 basamak küçültmem gerekir. Ne oldu bilimsel gösterimim? 5,2 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak ifade edildi.